İkinci yarıda ne yapacağız? İkinci yarıda yeni bir güne bir konukla devam ediyoruz. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Profesör Doktor Süleyman Yılmaz bizimle birlikte. Ülkeyi geziyor. Şimdi detaylandıracağız, kendisine de soracağız. Ülkeyi geziyor, üniversiteleri geziyor. Modern Sekülerizm ve Değer Algısı konferansıyla üniversite öğrencileriyle bir araya geliyor ve 29. durağında 29. üniversitesi de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Hepsini detaylandıracağız. Nedir, ne değildir? Modern Sekülerizm ve Değer Algısı ve niye üniversiteleri geziyor, ne anlatıyor, ne soruyor? Bugün de 15'te yine Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşacak. Onun öncesinde küçük bir konferansı burada yapacağız diyebiliriz aslında. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. RT ailesine iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Günaydınlar olsun tekrardan. Şimdi yanlış bir şey söylemedim umarım girişte. Yok. 29. durağınız Hatay. Evet. Modern Sekülerizm ve Değer Algısı konferansıyla üniversitede gençlerle buluşuyoruz. Evet, evet. Bugün de 15'te MKÜ'desiniz. Evet. Nedir? İsterseniz bu başlık bize neyi anlatıyor? Şimdi modern sekülerizm ve değer algısı nedir? Bu başlığı bize anlattıklarıyla başlayalım o halde. Evet. Sekülerizm kavramı Ortaçağ Avrupa'sında Hristiyan otoritenin tüm sosyal işleyişe hakim olduğu bir anlayışı veya akımı ifade etmekte. Tabii biliyorsunuz din olgusunun dünyevi işlere girmesiyle birlikte misyonundan saptığı gözüküyor, saptığı gözleniyor. Dolayısıyla dünyevi bir akıma dönüşmesi de beraberinde problemleri getiriyor. Yani devletin temel işleyişine müdahale ediyor, mülk sahibi olmaya çalışıyor vesaire. Bu anlamda problemler doğuyor ve ondan sonra tabii bu Orta Çağ'da Engizisyon mantığını geliştiriyor beraberinde. İşte yapılan bilimsel çalışmalar gerilemiş oluyor, kültürel yozlaşmalar oluşmuş oluyor vesaire. Daha sonra Avrupa Rönesans ve reformlarla birlikte kendisine çekidüzen veriyor. Bilime önem veriyor. Kilisenin bir noktada temel işleyiş üzerinde veya sosyal hayatın üzerindeki o baskın gücü, otoritesi azalıyor. Yani daha doğrusu kendi kulvarında çalışıyor kilise. Ve ondan sonra Avrupa bilimde, teknolojide müthiş bir çığır yakalıyor. Yani bakıyorsunuz bir taraftan işte matbaanın hayata girmesi, yazma eserleri yerine bunu matbaa yoluyla çoğaltmak. Hatta ilginç bir durum vardır. 1500'lü yıllarda, yani Orta Çağ'ın kapanıp yeni dönemin açılması sürecinde Gutenberg matbaayı geliştirdikten sonra aslında en büyük hizmeti de kiliseye yapıyor. Kilisedeki kutsal kitapların basımı ve yayılması noktasında. Tabii bir yandan kutsal kitaplar basılıp ve yayılırken diğer taraftan da bilimsel çalışmalar aslında hem kayıt altına alınıyor hem de dünyanın dört bir tarafına ulaşılması sağlanıyor. Ha, bu coğrafyaya baktığımız zaman tabii biz matbaayı Avrupa'dan yaklaşık 200 yıl sonra sağlamış olduk, ithal etmiş olduk. Bazı gecikmeler yaşadık. Bu da işte istemez bizim sosyal hayatımıza, efendime söyleyeyim bilimimize vesaire şeylere yansıyor. Dolayısıyla günümüz şartları için düşünürsek modern sekülerizmi, insanların sosyal hayatında teknolojinin insanları kuşatması, tamamen işte dünyaya odaklanması, dünya kaygısında olması, işte bunun beraberinde getirdiği sosyal çözülmeler, sosyal yozlaşmalar, değerler üzerinde meydana gelen erozyonlar. Değerlerden kastı biraz detaylandıralım. Ha, değerler malumunuz çeşitli başlıkları vardır. Mesela bizi biz yapan bir sevgi başlığımız, işte bir saygı, misafirperverlik, hakkaniyet, eşitlik duygusu, doğruluk, dürüstlük, hilesizlik, çalışkan olma, yani sosyal hayatı aslında düzenleyen normlardır bunlar. Hmm. Toplumlar kendi değerlerini kendileri geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmelerle birlikte bizim o dengeyi koruyamazsak, yani bir taraftan teknolojinin bize sunduğu nimetleri hoyratça kullanırken
Diğer taraftan da işte büyük küçük hiyerarşisinde sevginin, saygının göz ardı edilmesi, işte bir otobüse biniyorsunuz, genç, yanı başında duran ihtiyardır, hamile bir kadındır veya hasta bir insana yani o saygının ve sevginin gereği olaraktan yer vermemesi mesela. Bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Sonra doğruluk kültürü yavaş yavaş uzaklaşıyor. İnsanlar daha çok günü kurtarma adına yalanlara müracaat ediyor. Veya dürüstlük dediğimiz yani hayatı hilesiz yaşama. Burada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar aslında kültürel bir olgudur. Medeniyetimizin bir getirdiği güzel birikimlerdir. Biz bunları eğer zaman içerisinde kaybedersek bizi biz yapan toplum olma özelliğini de kaybetmiş olacağız. Peki şöyle bir nokta atışı yapamaz mıyız? Tamam, şimdiye kadar anlattıklarınız çok güzel. İnsanı insan yapan değerlerden uzaklaşıyoruz artık. Teknolojiyle ve hayatımızdaki yeriyle itibaren yerine bakacak olursak. Bir nokta atışı şu sebepten dolayı bize bu tür olumsuz etkiler yapıyor, bizi çevreleyen, bizi hapseden teknoloji. Ne diyebiliriz? Neden böyle oluyor? Evet. Ben biraz eğitim tanımlamasıyla girmek istiyorum, müsaade ederseniz. Şimdi eğitim tanımlanırken insanın doğuştan getirdiği bir takım güçler vardır. İşte hem duyusal, bilişsel güçler, hı hı, hem de psikomotor kuvvetini geliştiren beceriler vardır. Bu insanda bir yerlerde saklı duruyor. Şimdi bebek dünyaya geldiği anda beyninin yüzeyleri pürüzsüzdür. Uzmanların ifadesi bu yöndedir. Ve işlendikçe beynin kıvrımları oluşuyor. Ve bu süreç içerisinde de işte etrafındaki gördüğü nesnelere karşı ilgileri artıyor, efendime söyleyeyim bir takım davranış kalıpları geliştiriyor vesaire. Tam bu süreç içerisinde onun en yakınında olan insan ailesi ve özellikle annesidir. Ki anneler bu anlamda şefkat kahramanıdır ve çocuğun ilk ve en tesirli öğretmeni. Şimdi bu beynin kıvrımlarının şekillenmesi sürecini iyi değerlendirmek lazım. Bazen duyuyoruz işte Amerika'da eğitimi anne karnından itibaren başlattıkları, işte müzik eğitimi yapıyor, onunla konuşma seansları yapıyor vesaire. Biz bazen şunları da gözden kaçırıyoruz. Yani küçük çocuktur, bizi anlamaz diye onu göz ardı edebiliyoruz. Halbuki anne ona bir takım duygusunu yansıttı. Küçük hikayeler anlatabilir, konuşabilir, onunla yakın ünsiyet geliştirebilir. Bunlarla birlikte çocukta hiç farkına varmadan o beynin kıvrımlarının oluşmasına aslında sebep olmuş oluyoruz. Şimdi anne bu misyonunu ilerleyen süreçte eğitim için kullanmak durumunda. Yani çocuğuna küçük yaşlardan itibaren işte neyin doğru, neyin yanlış, nereye kadar gitmeli, nerede durmalı vesaire bunlarla ilgili bu. Beraberinde baba bu konuda destek oluyor, bu süreci destekliyor ve arkasından okul faktörü gündeme geliyor. İşte okula gidiyor, okulda yeni bir hayat, formal bir öğrenme ortamı, ailedeki bilgileri pekiştiriyor okul aslında. Ama biz eğer aile ortamında bazı şeyleri ıskalarsak, es geçersek okulun çok katacağı bir şey yok o süreçten sonra. Arkasından çevre faktörü işin içerisine giriyor. Yani bu üçlü bileşen aile, okul ve çevre faktörü. Yani çocuğun şahsiyetinin gelişmesinde bu üç faktörü yabana atmamak lazım. Ama nadir de olsa birbirinden bağımsız örnekleri görebiliyoruz tabii. Kesinlikle. Yani bu artık bireysel değerlendirmek lazım. Herkes için geçerli bir durum değil. Ve bu üç unsurun içerisinde de bir rol modellik kavramını geliştirmemiz lazım. Mesela bazen söylüyoruz da söylemenin karşılığı olmayabilir. Bunu anne de söyler, karşılığı olmayabilir. Baba da söyleyebilir, karşılığı olmayabilir. Niye? Çocuklar o çocukluk döneminde daha çok gördüklerini taklit ediyorlar, duyduklarını değil. O nedenle o zaman başlangıç itibariyle biz ne yapmamız lazım? İyi bir rol model olmamız lazım. Yani anne baba iyi bir rol model olacak. Yaptıklarıyla söylediklerinin tutarlı olması gerekecek. Arkasından
Çocuk okulda kendisine en yakın insanlar kimler? Öğretmenlerdir, okulun idaresidir veya orada çalışan memurlardır. Onlarda gördüğü olumlu davranışlarla bunu biraz daha pekiştirecek. Şimdi ailede eğer bunu kazanamamışsa ileride problemini yaşayacak. Ha, teknoloji boyutuna geldiğimiz zaman teknolojiyi şöyle düşünmek lazım. Yani bilimin insanın konforunu artırması için insanlığın hizmetine sunulmuş bir nimet olarak bakmak lazım. Siz onu yerli yerinde kullanmazsanız veya dozajında kullanmazsanız bu amacının dışına çıkmış olur o zaman. Şu an bizim ona biçtiğimiz rol ve o teknolojinin biz insanlara biçtiği rol bambaşka bir bahsediyor. Tabii. Mesela en basitinden cep telefonu olayı. Cep telefonunu siz iletişim, bazı bilgileri derleme, mesela cep telefonunuza bulunduğunuz yerden, dağdan, bayırdan Amerika'ya bağlanıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ama gününüzün tamamını işte sosyal medya unsurunda vakit kaybederek veya zaman kaybederek kullandığınız zaman amacının dışına çıkmış olur. Onun için son dönem bir kavram gelişti. Nomofobi diye. İngilizce açılımı no mobile phobia diye. Nomofobi. Yani telefonumsuz asla. Yani mobil cihazım olmadan asla yaşayamam. İşte sosyal paylaşımdaki mesajlarıma bakmadan duramam. Yani bazen oluyor ki insanlar çocuklarının nerede olduğunu düşünmekten ziyade telefonunun nerede olduğuna bakma durumuna geliyor. Bu da işte aslına uygun kullanamama veya dozajında kullanamama durumu diyebiliriz. Tabii bunlar zaman zaman aile içi iletişimi de zor duruma sokabiliyor. Yani düşünün çocuk bir tarafta kendisini, şahsiyetini geliştirmeye çalışırken diğer tarafta annenin babanın bu teknolojiyle ilgilenip onu ihmal etmesi veya onun getirdiği şeylerle eğitim sürecini destekleyememesi, bunlar beraberinde sıkıntıları da doğurabilir. Yani o eğitim sürecini baltalayabilir, engelleyebilir veya azaltabilir. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Peki bunu biraz daha irdeleyelim mi bu başlığı? Şimdi ebeveyn çocuk ilişkileri, teknolojinin bu ilişkilerdeki konumunu şimdi bugün baktığımızda yani yaş aralığı çok düşük seviyelerde olan çocukların hatta bebek sayılabilecek çocukların elinde bile telefonlar. İşte ağlamaya başladığı zaman susması için telefonları veriliyor, oyun açılıyor vesaire. Bu başlığı biraz daha değerlendirelim. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz ama bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini, değerleri kaybetmemize sebep oluyor. Şimdi tekrar başa dönüyoruz ama biraz daha buradan devam edelim lütfen. Şimdi şöyle bakalım olaya. Aslında bir ailenin bana göre bir araya geldiği, günlük durumu değerlendirebildiği en orijinal anlardan birisi kahvaltı masalarıdır veya akşam yemeği masalarıdır. Yani o ortamda sağlıklı bir ilişkiyi devam ettiren aileler sosyal hayata dair adaptasyonda da sıkıntı yaşamıyorlar. Bireysel ilişkilerinde de sıkıntı yaşamıyorlar. Şimdi siz böyle bir ortamda bir taraftan yemek yiyorsunuz. Bir taraftan kendinizi telefona kaptırmışsınız. Eşiniz bir taraftan telefona kaptırmış ve çocuğa da bir şeyler yedirmeye çalışıyorsunuz ama onu oyalamak adına önüne işte tableti koyuyorsunuz veya televizyona yönlendiriyorsunuz. Tam bireysel anlamda eğitim sürecini sağlamaya başlayacağı bir süreçte siz onu bambaşka bir duyguların içerisine itiyorsunuz. Yani sanal ortamın dünyası çok farklı. Bir kere oranın frekansı çok yüksek. Çocuk sanal ortama daldığı anda parmak darbeleriyle o sayfaların hızlı bir şekilde atlatılmasını veya geçilmesini gerçek hayatta göremiyor. O zaman sanal alemle gerçek hayatın arasında dengeyi kuramıyor ve bocalama yaşıyor. Ve o yaşta da onu bir alışkanlık haline getirdiği anda nasıl ki büyükler için nomofobi geçerliyse o çocuklar için de buna benzer bir durum geçerli. Yani elinden siz tabletinizi bir kere onu alıştırıp da almaya çalışsanız veya telefonunuzu yaygarayı basıyor. İşte o kişilik şekillenmesinin olduğu süreçte biz böyle bir teknolojiyi onun
huzuruna imkan olarak sunarsak beraberinde getireceği sonuçlara da katlanmamız lazım. Mesela? O nedenle Amerika'da mesela pediatri akademisi 2 yaşından küçük çocuklara televizyon seyredilmesini sakıncalı görür. 2 yaş yeterli bulunmuş o. Yani ama biz ne yapıyoruz? Çizgi filme baksın, işte yemeği yerken, dikkati oradayken ne yapıyoruz? Mamasını yedirirken, yemeğini yedirirken orayla oyalamaya çalışıyoruz. Bir de internet ortamı kontrol edilebilir bir ortam değil ki. Yani çocuk her türlü orada farklı şeyleri, olumsuzlukları davranış olarak da veya görsel objeler olarak da görebiliyor. Siz bunu kısıtlayamazsınız. Bu aile bireyleri arasındaki maneviyatı mı öldürüyor? Bunun tanımlaması mı? Ben maneviyattan da öte bakıyorum olaya. Yani maneviyat çerçevesini değerlendirmek yanlış olur da. Ne İlişkileri, aile ilişkilerini öldürüyor. Yani sizin birbirinizle paylaşacağınız daha orijinal şeyleriniz olmalı. Mesela bir etkinlik yapabilirsiniz. Mesela birlikte çocuklarınızla tasarım çalışması yapabilirsiniz. Mesela birlikte kitap okuma yapabilirsiniz. Veya birlikte efendime söyleyeyim sanatsal çalışma yapabilirsiniz. Siz bunları bir tarafa bırakıyorsunuz. Bu sosyal objelerle, sosyal medyayla ne yapıyorsunuz? O eğitim kısmını bir tarafa bırakıyorsunuz ve beraberinde zamanınızı deyim yerindeyse öldürüyorsunuz. Yani bunun hele çocuk üzerindeki şartlarını düşünmek lazım. Burada şeye girmek de istiyorum ben. Aslında sanayi devrimi, endüstri bir sıfırdan başlayan, endüstri 4.0'a kadar olan sürece baktığımız zaman orada insan toplumlarının karakterlerinin şekillenmesi veya değişimi de söz konusu. Mesela bir bakıyorsunuz sessiz kuşak dönemi, işte endüstri sanayileşmenin başlangıcından önceki şartlar, bambaşka bir kuşağın özelliği var orada. Endüstri 1.0'la birlikte hayatımıza buhar makinesi giriyor. 2.0'la birlikte elektrik unsuru giriyor. İşte fabrikalarda elektriği kullanıyoruz. 3.0'la birlikte otomasyon kavramı giriyor. Artık insan gücünün yerine işte makineler alıyor, robotlar alıyor. Endüstri 4.0'la birlikte tamamen nesnel veya sanal gerçeklik dünyamıza geliyor. Şu anki yaşadığımız. Bu beraberinde tabii kuşaklara da yansıyor. Kuşaklarda bakıyorsunuz o sanayi devriminin başlangıç şartlarında X kuşağının özelliklerini görüyorsunuz. Nedir? Tamamen çalışmaya odaklı bir kuşak. Sonra ilerleyen kısımda Y kuşağı karşımıza çıkıyor. Onlara bakıyorsunuz, biraz daha böyle para kazanma hevesinde olan, popüler olma gayretinde olan bir kuşakla karşı karşıyasınız. Sonra Z kuşağına bakıyorsunuz, biraz daha işte bu son dönemlere yaklaşıldığı zaman. Bir kere sokaktan çekilmiş bir kuşak bu. Oyun kültürünü bilmiyor, bildir bir nedir bilmiyor veya bizim sokakta oynadığımız oyunları bilmiyor o kuşak. Oynayacak yerleri de kalmadı. Yerleri de yok. Tabii bir güven unsuru da var. Mesela şöyle özetlenebilir. Hayatı evin içerisindeki dört duvar, servis ve okul. Bunun arasında gidip geliyor çocuk. Bir karikatür vardır sosyal medyada, bilmiyorum denk geldiniz mi? İki fotoğraf, iki anne, iki çocuk. Birinde bir fotoğrafta çocuğu anne zorla dışarı çıkarıyor biraz elinde tablet ya da telefon. Evet, birinde de zorla daha önce de resmedilmiş, zorla içeriye almaya çalışan, eve geçirmeye çalışan. Biz bu şekilde yaşadık. Yani sokaktan ders çalışıyorduk, okuldan geldik, en sonra ödevlerimizi yapıyorduk ama sokaktan bizi, enerjimizi boşaltmış şekilde içeri alıyorlardı. Şimdi tabletin veya bilgisayarın başına geçmiş bir çocuğu aile ya dışarı çık da biraz nefes al dercesine ona telkinde bulunuyor. Bir de sokaklar da güvenli değil tabii, onu da göz ardı etmemek lazım. Mesela benim evimin karşısında oyun parkı var ama çocuğu eskisi gibi sokağa tek başına gönderemiyoruz. Farklı unsurlar var tabii bunda. İşte uyuşturucu bağımlıların onları yakın markajı alması veya bir güvenlik unsuru vesaire. Bunlar da etken tabii. Tabii Jean Dewey'in bir ifadesi var. Eğitimci diyor ki bugünün çocuklarını da diyor dünün yöntemleriyle metotlarıyla eğer eğitmeye kalkarsanız, onların kişiliğini geliştirmeye kalkarsanız onların yarınlarından çalarsınız diyor. O zaman evet, teknoloji bir vaka hayatımıza girmiş.
Bunu biz acaba onların lehine nasıl kullanabiliriz? İşte bakanlık bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Okullara işte bir taraftan bilişimi ilgilendiren dersleri getiriyor, bir taraftan işte tasarım beceri atölyeleri kurmaya çalışıyor. Daha çok işte o çocukların bizim zamanımızda sokakta yapmaya çalıştığımız doğal oyun, doğal oyuncak, onları biraz daha formal ortamlarda, okul ortamlarında gerçekleştirmeye çalışıyor. O zaman işte biz de dönemin çocuklarına madem bu teknolojiyi kullanıyorsa nasıl kullanacak? İşte bir etkinliği siz o elektronik yapı üzerinden sunabilirsiniz. İnterneti kullanacaksınız, işte oradaki tasarımları kullanacaksınız vesaire. Ben aynı zamanda TÜBİTAK il temsilcisiyim Aksaray'da. Zaman zaman okulların bilim fuarlarına gidiyorum. Mesela bilim sanat merkezinde karşılaştığım çok orijinal bir şey vardı. Evet, sanat alanında çalışan çocukların sergiye kattığı eserler vardı. İşte diğer alanlarda. Bir de son dönemi mesela artırılmış gerçeklikle ilgili veya sanal gerçeklikle ilgili işte yazılım, robotik, efendime söyleyeyim yapay zeka kavramı. Şimdi biz bunlardan geri kalamayız. Ama tüm çocukları da işte sen mutlaka yazılım yapmalısın veya sen mutlaka robotikle ulaşmalısın, sen mutlaka yapay zekanın içerisinde olmalısın deme şansımız yok. Çocuk var, kabiliyeti güzel bir enstrüman çalar, müziğe yatkındır. Diğeri resime yatkındır. Diğeri mekanik unsurlardan bir tasarım yapabilir. İyi bir mühendislik zekasına sahiptir. Diğeri işte yazılım yapar. Yazılımı da ıskalamamamız lazım. Yani son dönem dünya markalarının kazanç noktalarına baktığınız zaman ilk başlara yazılım şirketleri giriyor. Donanım şirketleri giriyor. İşte Apple giriyor, Amazon giriyor, efendime söyleyeyim Microsoft giriyor. Şimdi bunlar hayatiyetini neye borçlu? Yazılıma borçlu. Üretime borçlu. Şimdi biz de yeni dönemde teknolojinin içerisinde ülke olarak varız diyebilmemiz için biz de bir yerden başlamamız lazım. Ama buna gerçekten kabiliyeti yatkın olan çocukları adapte etmemiz lazım. O bilim sanat merkezinde mesela yazılımla ilgili çalışma yapan çocukları gördüm ben. Mesela oyun konsülleri ayarlamışlar. Programını kendisi tasarlıyor. Giyimini, kuşamını, Türk modelini ortaya koymuş mesela. Oradaki hareketleri vesaire çocuk kendisi kurguluyor ve mükemmel eserler çıkarmışlar. Bu çocuğu götürebilirsiniz siz. Yani yazılım alanında götürebilirsiniz. Yazılımdan geri kaldığımız zaman bizim teknolojik anlamda bir yerlere gitme şansımız yok. Mesela İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Yani sadece uçan bir gövde midir bu? Hayır. Müthiş yazılım şeyleri var geri planında onların. Mesela S-400'leri alıyoruz. Sadece bu uzun menzilli füzeler midir bunlar? Hayır. Bir yazılım çerçevesinde bunlar anlam kazanıyor. Şimdi geçenlerde mesela çok ilginç bir haber vardı. Ocak ayı civarındaydı. Çin'den mikro cerrahi unsurunu kullanaraktan online bağlantıyla Amerika'daki bir hastanede beyin ameliyatı yapıyor. Çin'den Amerika. Çin, bakın konum farkı var. Çin ve Amerika. Online bağlantıyı kurmuş. Bilim merkezlerine gitmişseniz orada görürsünüz. Mikro cerrahinin işte bilgisayar ekranı önünde joystickler vardır. Kanaldan girer, keser, biçer, ondan sonra diker, çıkar. Veya bildiğimiz en basit şeyle anjiyodur vesairedir onları biliyorsunuz. Mikro cerrahinin işlemleri. İşte beyin cerrahı Çin'den online bağlanıyor. Amerika'daki hastanedeki beyin ameliyatına hazırlanmış hastasını ameliyat ediyor. Şimdi siz bunu... Bu teknoloji, bu yazılım, bu sistem olmadan nasıl sağlayacaksınız? 3-5 milisaniyelik gecikmeyle. Belki bunu daha ileride senkronize edecek. O gecikme de olmayacak yani. Aynen eskiden uydulardaki ses ve görüntünün gecikmeli gelmesi gibi. Şimdi onu da aşıyorlar. Dolayısıyla bir bütün halinde düşünmemiz lazım. Ama teknolojinin hayatımıza girmesi de bizim insani değerlerden uzaklaşmamızı gerektirmiyor. Yani biz kültürel birikimimiz, taşıdığımız değerler, bunları bir tarafa atıp da ya biz tek taraflı işte akademik düzeyimizi geliştirelim. O zaman ahlakı nereye koyacağız? Ahlakı bir yerlere koyamazsanız, evet iyi bir mühendis olur ama ahlaklı bir mühendis olamaz. İyi bir doktor olur ama ahlaklı bir doktor olamaz.
İyi bir öğretmen olur ama ahlaklı bir öğretmen olamaz. Yani ikisini beraber götürmemiz lazım diye düşünüyorum. O zaman son olsun, bilmiyorum var mı ekleyeceğiniz ama ne yapmamız lazım? Ben aileden itibaren bu eğitim sürecinin gerek akademik eğitim, gerekse değer eğitiminin birlikte senkronize edilmiş bir şekilde başlatılmasını düşünüyorum. Annenin burada kilit rol olduğunu, anahtar kelimedir anne. Çünkü çocuk üzerinde en tesirli isim odur. Duygularımızı biz babamızdan önce annemize yansıtırız. Taleplerimizi babamızdan önce annemize yansıtırız. Çünkü onunla aramızdaki ilişkiler daha yakındır. Dolayısıyla annenin burada eğitimli bir birey olması lazım. Yani yeni kuşakların kültürel yönünün zenginleştirilmesi, geliştirilmesi açısından öncelikle annenin eğitimine özen göstermemiz lazım. Önem göstermemiz lazım. Bu bir. İkincisi, aile fertlerinin bir bütün içerisinde hareket etmesi. Yani babanın da bu işe katkı sağlaması ama rol modeli olarak belki farklı bir rol üstlenecek. Nedir? Onu sosyal hayatta hazırlarken duruşu ne olacak? Mukavemeti ne olacak? Karşılaştığı problemlerle nasıl başa çıkabilecek? Baba belki o yönde rol model olacak. Okulda bunun pekiştirilmesi lazım. Okulun üzerine salt olarak işte değerler eğitimini atalım deme şansımız yok. Çünkü süreç erken başlıyor. Ve sosyal çevre ağının da güçlendirilmesi lazım. Mesela burada belki medya unsuruna büyük bir rol düşüyor. Yani seyredilen dizilerden tutun da efendime söyleyeyim işlenilen problemlere kadar. Yani aileyi dejenere edecek, aileyi yozlaştıracak, aile kavramının içini boşaltacak eğer biz bir kurgu veya sosyal algı oluşturursak aileyi tahrip etmiş oluruz. Bugün en iyi onlar işte, en etkili, pazar buluyor. En etkili, en etkili. Sosyal medyada o şekilde. Mesela bir Arap televizyonunda bir VTR izlemiştim. Türkçe'ye çevirmişler altyazıyla. Sonradan tabii direkt online olarak izlemedim. Şeyde internette denk geldim. Diyor ki bir ülkenin, bir toplumun, bir milletin medeniyetinin bekası diyor üç şeye bağlıdır. Birincisi aileyi korumak. Aileyi koruyamazsanız, toplumun en temel taşı olan aile yara alırsa o toplumdan da problemi bekleyebiliriz. İkincisi eğitime önem vermek. Şimdi düşünün, çocukların öğretmenine saygısı yoksa, öğretmenin saygınlığı yoksa orada eğitimden biz verim bekleyebilir miyiz? Mümkün değil. Yani öğretmen bir şeyler sunmaya çalışıyor veya eğitimi onlarla paylaşmaya çalıştığı bir esnada öğrencilerin çok farklı bir atmosferde, çok farklı bir anlayışta veya davranışta olması. Öğretmenin bir kere burada biz sarsılan itibarını da aslında iade etmemiz lazım. Bunda çok çirkin örneklerine rastladık aslında. Kesinlikle. Sosyal medyada görüyoruz. İşte bazen sosyal medyanın bu dezavantajları da var. Görüldüğü anda biliyorsunuz genç jenerasyon hep kendini ispatlama çabasındadır. Biz de yapalım diyor. Biz de yapalım diyor. Yani kötü örnek olmuş oluyor aslında. Yaygınlaşmasına veya o olumsuzluğun sıradanlaşmasına sebep olmuş oluyor. Sosyal medyada o şekilde yayılıyor. Üçüncü bir unsur da bir ülkenin mümtaz şahsiyetlerinin, akil insanlarının itibarının korunması. Yani siz diyelim ki bir mümtaz şahsiyet toplumda denge unsuru. Siz ona olan saygınlığı kaybettirirseniz bu toplum kimden neyi dinleyecek? Mesela Doğu kültüründe, oryantalist kültüre baktığınız zaman orada işte temsili isimler vardır. Zaman zaman bu aşiretin temsilcisidir. Zaman zaman aşiret içerisindeki bilge kişilerdir. O toplulukta herhangi bir problem olduğu zaman, kavga olduğu zaman, küskünlükler olduğu zaman veya daha büyük çapta karşılıklı işte adam öldürmeler olduğu zaman barış onlar sağlıyor. Şimdi siz onun kimliğini bozarsanız, kimliğine olan saygınlığı yitirilmesine sebep olursanız o zaman kimse onu dinlemeyecektir. Bu genelleme için de söyleyebilirim. Özel bir örneği var mı bunun? Kim için ya da ne için söylediğiniz? Var, var. Ben zaman zaman mesela duyuyorum. Mesela profesörlük çok farklı bir pozisyon da aslında. Fakat zamanla bu mesleğin sahipleri
itibarının sarsılması noktasında veya bu mesleğin sıradanlaştırılması noktasında yetki sahiplerinin kullandığı cümleler var. Mesela profesör olsan ne yazar? Hı-hı. Bitti. Hı-hı. Yani profesör hayata bir şeyler katmaya çalışan entelektüel bir isim. Şimdi siz bu entelektüel ismi toplum adına bir şeyler yapmaya çalışan, toplumun sosyal dokusuna bir şeyler katmaya çalışan bir ismi bir kalemde profesör olsan ne yazar dersen, o zaman halk nezdinde profesör yani sıradan bir insanmış demek ki yani. Öyle görülür ve onun sözlerinin de çok bir karşılığı olmaz. O zaman biz bu anlamdaki toplumda değer gören insanların o değerini sarsmamamız lazım. Baştan itibaren saydığımız bir, ailenin korunması, iki, eğitim sisteminin veya eğitimin önemsenmesi, üç, mümtaz şahsiyetlerin saygınlığının korunması. Bunu sağlarsak medeniyetimizin devam etmesine sebep olur. Eğer bunu sağlayamazsak toplumda karmaşaya sebep oluruz. Buna da hasreten yetkililerin dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Hı hı. Çok güzel. Bir de 15'teki konferansa bir çağrı alalım. Kamera sizin olsun. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Eğitim Araştırmaları Topluluğu bizi davet ettiler. 15'te yani öğleden sonra saat 3'te modern sekülerizm ve değer algısını yani gelişen dünya şartlarında, teknolojik şartlarda tamamen işte kalbimizle, dimağımızla biz dünya metaına mı yöneleceğiz yoksa onunla birlikte evet teknoloji vardır diğer taraftan değerlerimizle birlikte mi hareket etmemiz gerekecek onu konuşacağız, gençlerle buluşacağız. Gençleri önemsiyorum, geleceğimiz. Onlarla bir arada olmak benim için büyük bir sinerji ve enerjiye dönüşüyor. Hı hı. Onlarla buluşup bu paylaşımları yapıp ondan sonra tekrar Aksaray'a döneceğiz nasip olursa. Ben çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Güzel bir sohbetti. Konferansın minisini gerçekleştirdik ve bunun daha belki de çok farklı başlıklarını konferansta açacaksınız. MKÖ'de 15'te tekrar çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Süleyman Yılmaz bizlerleydi. Değişen dünya, gelişen dünya, hayatımızda gün geçtikçe daha fazla var olan teknoloji ve kaybolan değerleri konuştuk. Dediğim gibi 15'te bu başlık ve çok daha fazlası saat 15'te Mustafa Kemal Üniversitesi'nde olacak. Noktalıyoruz. Hoşça kalın.